Değerli basın mensupları, bugün Bakanlar Kurulumuz sabahleyin Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte oturumunu gerçekleştirmiş. Önce Sayın Cumhurbaşkanımızla ülkedeki genel konuları ve özellikle Maraş konusunu irdeledikten sonra kendisini buradan uğurlamıştık. Daha sonra Bakanlar Kurulumuz rutin toplantısını az önce tamamlayarak bir takım kararlar üretmiş bulunmaktayız. Bu kararlar çerçevesinde Maraş bölgemizle ilgili olarak 12 Temmuz 2021 tarihinde Bakanlar Kurulumuzun üretmiş olduğu karar çerçevesinde Kapalı Maraş bölgemizin 5 kilometre karelik toplam alanının %3,5'luk kısmına tekabül eden bir bölgesini daha önce de ifade ettiğim üzere askeri yasak bölge olmaktan çıkarmış ve burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde takas, tazminat, iade yöntemiyle eski mülk sahiplerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliği altında yaşamalarını kabul etmeleri halinde gelmelerine ve tabii ki bu bölgedeki evkaf mallarının da evkaf dairemiz tarafından yapılacak değerlendirmeler ve kendi mallarına sahip çıkmaları yöntemiyle de değerlendirilmesine karar üretmiş bulunmaktayız. Burada bu devir işlemlerinin yapılması veyahut mevcut konutların durumu, burada yıkılmış hale gelen konutların durumu da Bakanlar Kurulumuz tarafından aynı şekilde değerlendirilmiş. Bir icra komitesi kurularak, bu icra komitesi Başbakanlığın altında ancak Gazi Mausa Belediyesi'nin de buraya müdahil olacağı bir icra komitesi şeklinde gelişecektir. Ve Maraş'ın %3,5'luk kısmını tekabül edilecek olan, bu açılacak olan bölgede yapılacak olan gelişmeler bu icra başbakanlığımızın altında oluşturulacak. Bu icra komitemiz tarafından değerlendirilmesine karar üretilmiştir. Bunun yanında ülkemizde biliyorsunuz COVID-19 yine tüm dünyayı ciddi şekilde sarmış bulunmaktadır. Ülkemiz de bundan nasibini almaktadır. Ancak sayılarda bugün itibariyle de bir düşüşe geçtiğini söyleyebilirim. Bugün toplam 94 vakamız vardır ama bunun 80'i yerel. Ancak şunu da açıkça ifade edeyim. Günlük ortalama 10-15 bin bazında olan test sayılarımız geçtiğimiz hafta itibariyle 20-25 bin bazına çıkmıştır. Dolayısıyla bugün itibariyle 94 vaka tespit edilmiştir. Bu vakaların 180'i yerel vaka olarak bulunmaktadır. Şu an itibariyle devlet acil durum hastanemizde yatan 70 hastamız bulunmaktadır. Yoğun bakımda 6 hasta bulunmaktadır. Bu bağlamda ülkede aşı konusunda hiçbir sıkıntımızın olmadığını dile getirdik. Şu an itibariyle de tüm ülkede 172 bin vatandaşımıza bir doz aşı yapmış bulunmaktayız. İki doz yapılan vatandaş sayımız da 145 bindir. Elimizde halen 45 bin Sinovac aşımız bulunmaktadır. Bu 45 bin dozunda 35 bini yine ikinci doz aşı olarak yapılacak olan vatandaşlarımıza ayrılmış bulunmaktadır. Yani ikinci doz aşılar da Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgiye göre yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Böylece toplamda 217 bin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşımızda iki doz aşılamış durumda olacağız bir 15 gün içerisinde. Tüm bunların yanında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulumuza da Bakanlar Kurulu'nun bir önerisi bugün Sayın Sağlık Bakanı tarafından aktarılacaktır. Onların değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Çünkü ülkedeki bu salgının önlenmesi için aşılı vatandaşlarımızın kapalı alanlarda özellikle devlet dairelerimize girişlerinde herhangi bir işleme tabi tutulmadan maske mesafe kurallarını kollayarak giriş çıkışlarının serbest olması ama aşısız olan vatandaşlarımızın devlet dairelerine girebilmeleri için 3 günlük PCR veyahut da antijen testleri veyahut bunların dışında onlara aşı yapmaya
yönlendirmek istiyoruz. Yani bir başka deyişle bugünden itibaren Sağlık Bakanlığımıza bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulumuzun bu konuda bir karar üretmesi Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığı görevlendirilmiştir ve burada yapılacak değerlendirme sonucunda da inanıyorum ki bulaşıcı hastalıkların üreteceği bu kararla aşılı olan vatandaşlarımızın giriş çıkışları her yere rahatlatırken aşısız olan vatandaşlarımızın da özendirilmesi gündeme gelecektir ve aşısız olan vatandaşlarımız PCR testi yapacaklarsa bunların da ücretli olacağını şimdiden ben ifade etmek istiyorum. Evet, tüm bunların yanında buna bağlı olarak da Eylül'de ana hedefimiz biliyorsunuz bizim ülkemizde ekonomik sektörlerimiz turizm ve eğitim üzerinde oluşmaktadır. Hem turizm sektöründe hem de eğitim sektöründe atılacak adımlarda toplumun bağışıklık kazanması çok önemlidir. Zaten az önce verdiğim rakamlarla da buna doğru hızlı adımlarla ilerlediğimizi herkes gözlemlemektedir. Ülkemizde herhangi bir aşı problemi yoktur. Aşı seçeneği sunmada da dünyadaki ender ülkelerinden başında gelmekteyiz diye düşünüyorum. Çünkü halen 63 ülkede dünyada 63 ülke aşıyla tanışmamışken bizlerin aşı seçenekleri sunmamız da büyük bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum. Ve bu yapılacak olan aşılar sayesinde de Eylül'de bizim mutlaka yüz yüze eğitimin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlayacağını ifade etmek istiyorum. Eğitim Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Eğitim sektöründeki öğretmenlerimizin %96'sı şu anda aşılarını tamamlamış bulunmaktadır. Çalışanların da aynı şekilde ve bu rakamların aynı paralel bir şekilde zaten turizminde 23 Haziran itibariyle tüm turizm ve eğitim sektöründe çalışan vatandaşlarımız aşılarını devlet tarafından çağrılarak yapıldığı için sektörlerimizin hızlı bir şekilde devreye girmesini hedeflemekteyiz. Turizm zaten çalışıyor ama Eylül'de mutlak surette özellikle yüksek öğrenim başta olmak üzere yüz yüze eğitim bu ülkede mutlaka başlayacaktır. Bununla ilgili olarak da Eğitim Bakanlığımız Bakanlar Kurulu tarafından tekrardan görevlendirilmiştir ve Eylül'de yüz yüze eğitimin mutlaka başlaması için gerekli çalışmalar en son detayları şu anda Eğitim Bakanlığı tarafımızdan tamamlanacaktır. Bunun yanında biliyorsunuz ana vatanım Türkiye'mizdeki yangınlar devam etmektedir. Buradan bir üzüntü, derin bir üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizler de her zaman ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu buradan bir kez daha yinelemek istiyorum. Burada hükümet olarak felaketzedelere destek içinde bir kampanya başlatılmasıyla ilgili bugün Bakanlar Kurulumuzda bir karar ürettik. Bu kampanyada elde edeceğimiz birikimlerle de hedefimiz ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde sıkıntı yaşayan, felakete uğrayan vatandaşlarımızın yarasını sarılırken bizlerin de bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bir katkımızın olmasıdır. Bununla ilgili yani bu felaketzedelere yardım destek kampanyası sırasında elde edeceğimiz bilgileri de şeffaf bir şekilde tüm kamuoyuyla paylaşıp ana vatan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerimize bu destek kampanyamızda oluşacak birikimleri aktaracağız. Ben Bakanlar Kurulu'nun bugün üretmiş olduğu bunun yanında birçok karar daha bulunmaktadır. Güncel konuları ihtiva eden. Bunun dışındaki konuları sizlerle de paylaşmış bulunuyorum. İleriki günlerde Bakanlar Kurulu toplantılarımız yapıldıkça yine halkımızla şeffaf bir şekilde bütün kararları paylaşmaya devam edeceğimizi bildirir. Hepinize en derin saygılarımı sunarım.